İskatın hükmü nedir diye bir soru sorulmuş. Değerli kardeşlerim, iskat demiş olduğumuz olay, düşürme, kelime anlamı itibarıyla düşürmek demektir. İskat düşürmek demektir. Neyi düşürüyoruz? Yani bir anlamda ölmüş olan birisinin namazını, oruç borcunu vesairesini düşürmüş oluyoruz. Hukuku ciranı, hukuku hayvanatı, hayvanlara karşı olan hakları, komşularına karşı olan hakları, mahlukata karşı olan hakları, namaz efendime söyleyeyim, hukukullah'a taalluk eden namaz borçları, oruç borçları, zekat borçları gibi borçlarını ne yapıyoruz? Efendime söyleyeyim, iskat ederek bu şekilde, tasadduk ederek kapatıyoruz. Peki bu böyle bir şey İslamiyet'te var mıdır? Şimdi iskat, değerli kardeşler, hadislerle, kesin kes naslarla, sahabe ameliyle vesaire sabit olmuş olan bir şey değil. Bunu belirleyelim. Bununla birlikte müçtehit imamlarımızın döneminde ve daha sonraki müteahhir dönemlerde iskata itiraz edilmemiş ve hatta müçtehit imamlarımızın tarafından inşallah yenfa'uhu, inşallah bu kişiye böyle bir şey fayda verir şeklinde Allah Teala'nın ona acıması için, Allah'ın ölen kula merhamet etmesi için, namaz borçlarını affetmesi için, oruç borçlarını Allah'ın meccanen, hiçbir karşılık olmadan affetmesi için bizim Allah'a bir yakarışımız, bir duamız, bir tazarruğumuz, bir boyun eğmemiz mesabesindedir iskat. Yoksa şöyle itikat etmek çok yanlıştır. İşte ben borçları vardı, efendime söyleyeyim, kaza borçları vardı, namaz borçları vardı, oruç borçları vardı. Dolayısıyla ben onun yerine para verdim, artık o borçlar gitti. Namaz hiçbir zaman başka parayla beraber kapanacak bir borç değil. Oruç parayla beraber kapatılacak olan bir borç değildir değerli kardeşlerim. Peki niye bunu yapıyoruz? Mesela buna dair bir takım rivayetler var. İşte İmam Bukhari'nin rivayetinde ne diyor? Bir adam geliyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a. İnne ummi uftilitet nefsuha. İşte annem diyor vefat etti. Fehelleha acrun in tasaddaktu anha. Peki ben onun yerine şu anda tasadduk etsem, para versem ya Resulallah, bunu yerine getirmiş olur muyum? Yani para versem efendim ona fayda sağlamış olur muyum? Menfaatim dokunur mu deyince Efendimiz kâle na'am. Evet, faydan olmuş olur diyor. Başka bir kadın geliyor diyor ki ya Resulallah işte diyor inne ebi mâte benim babam öldü diyor. فَعَلَيْهِ حَجٌّ onun üzerine bir hac borcu vardı. Efendime söyleyeyim. فَهَلِّي اَنْ اَقْضِيَ عَنْهُ onun yerine bunu ödeme mümkün müdür? Deyince yani haccı onun yerine yapma mümkün müdür? Bizim fıkıh kitaplarımızda بَابُ الْحَجْ عَنِ الْغَيْرِ başkasının yerine hani yapılan hac. Ölüyor adam onun yerine hac yapabilir miyim diye deyince Efendimiz buyuruyor ki اَرَيْتَ düşün diyor. Senin babanın şayet para borcu olacak olsaydı ve sen bunu verecek olsaydın geçerli olur muydu? Olurdu diyor. Bu da onun gibidir diyerek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onun babasının para borcunu hac borcuna kıyas ederek haçta da böyle bir şekilde onun haccını yerine getirtmesinin faydası olacağını ifade etmiş oluyor. İşte bu gibi hadislerden yola çıkarak diyoruz ki inşallah ölünün yerine de böyle bir para verildiği zaman İşte orucu, namazı için para verildiği zaman da kesin kes düşer demiyoruz. Bu konuda bir delil yoktur çünkü. Bu bir dua makamındadır. Allah'ın onu affetmesi ümidiyle beraber bunu yapıyoruz.